Çıkar bir 500 lira ver, 50 lira da kasaba ver, kesin şunu dolaba koyun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. İlk ibadettir neredeyse kurban. Habil'le Kabil'in gözlerinin önündeki hazır nimeti istedi onlardan Allah. Bir tanesi senin değil mi Rabbim, al ne istiyorsan dedi. Öbürü de niye bunu alıyorsun, niye şunu alıyorsun? Ve gidiş o gidiş. Allah-u Teala onların teslimiyet düzeyini ölçtü. O ölçtüğü teslimiyet düzeyinde Kabil perişan oldu. Meselemiz bizim kurbanın bize vermesi gereken hissiyattır. Kur'an çok açık. Ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Etler ve kemikler Allah'a ulaşmıyor. Kanlar Allah'a ulaşmıyor. O fedakarlık Allah'a ulaşıyor. Kurbandan alınacak dersleri öldürüyoruz gitgide. Gitgide ölüyor artık. Bu yıllık et vergimiz midir bizim? Yoksa yılda bir Rabbimizin verdiği bir canı onun adına feda etme eylemi midir? Bunu ayırt edemedikten sonra biz çok koyun keseriz herhalde. Kavurması da fena olmaz. Biz İbrahim Aleyhisselam olayını sanal bir olay gibi hatırlamamalıyız. Teslimiyet. Yeri geldiğinde kendini bir koç gibi Allah'a feda etme teslimiyeti. İsmail henüz kılıç kuşanacak yaşta olmadığı halde bu şuurda oluşunun müminlere anlatılıyor olması. Annesinin hiçbir şey yokmuş gibi, çok normal sanki pikniğe gidiyorlarmış gibi çocuğunu bağlayıp koç gibi babasının peşinden göndermesi teslimiyet. Çocuğunu Kur'an kursuna gönderirken matem tutan annelerle İsmail'in annesini karşılaştırınca bir enteresan sahne oluyor tabi. Allah-u Teala Habil'le Kabil'e yaptığı gibi götürün hadi bakalım Ağrı Dağı'nın tepesine beşer tane inek koyun diye imtihan etmeyecek bizi be. Ama 5 çocuk verdim, bunların hangisini Rabbine adadın sen? Lise imtihanını kazanamayanı mı, en zekisini mi? Bizim imtihanımız Habil Kabil'le kıyaslandığında hangi çocuğumuzu Allah'ın kitabını öğrenmeye ayırdığımızdan anlaşılabilir. Kabillik damarı da var bizde. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ Habillik damarı da var. Nefsimizi zorlayacağız, cemaatle beraber olacağız. Kur'an derdimiz olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine sarılacağız. O genleri lehimize çevireceğiz inşallah.